Buldan'da tarihi bir binadayız efendim ve neredeyiz? Eskiden burası Buldan'da kapalı cezaeviymiş. Ardından cezaevinin yeri taşınınca efendim burası el dokumalarıyla ünlü bir tarihi müze haline getirilmiş. Şimdi de müzeyi gezeceğiz ve burada biliyorsunuz Buldan el işçiliğinin, dokuma tezgahlarının olduğu ve tekstilde Denizli'ye hem ülkemiz çapında hem de tüm dünyada tanıtan ilçelerimizden bir tanesi efendim. Dokumacılık ve el sanatlarında Denizli'yi temsil eden Buldan ilçesinde dokumacılık giderek kaybolan meslekler arasında yerini aldığını söyleyen ve yıllardır Buldan bezi dokuyan Hasan Kömürcüoğlu bu mesleğin kayıplarının nedenlerini ise şöyle anlattı. Yetişen neslimiz de yok. Evet. Yetişen yeni nesil de yok. Tabii ki bunun tekabülünde şunu belirteyim. Yani belki bir çağrışma olur insanların beyninde. Bu devlet tarafından bir takım desteklemesi lazım. El Sanatları Müzesi ile bilgiler veren müze görevlisi Hasan Kömürcüoğlu, 1928 yılında Alman teknolojisi ile yapılan dokuma tezgahlarının Buldan'da her evin altında bulunan kara tezgahları tarihe karıştırdığını söyledi. Biraz önce el tezgahından sonra evet. Türkiye'ye gelen ilk teknoloji. Hmm. 1928 Alman malıdır. Evet. Bu Sümerbank ismini duymuşsunuzdur. Evet. Muhtemelen. Sümerbank'a ilk gelen dokuma tezgahlarından. Onlar belli bir dönem kullandıktan sonra evet. Onlar makine yenileme sürecinde iken evet. Bunlar artık iç piyasaya evet. Satılmıştır. Ve Buldan'a gelen ilk tezgahlardan biz bunu kamçılı tezgah deriz. Üstten kamçılı. Evet. Sonra bunun aynısının birebir kopyasını da Ereğli de taklit yapıldı yıllar sonra. Evet. Müzede bulunan dokuma tezgahları hakkında bilgi veren Hasan Kömürcüoğlu, Buldan'da doğan her bebeğin ayağına önce ip dolanır deyimiyle dokumacılığın Buldan ilçesindeki önemine vurgu yaptı. Buldan'da dokumacılık tarihi 800 ile 1000 yıl arasıdır. Bugün her doğan çocuğun nasıl ayağına iplik dolanıp da dünyaya geliyorsa Barbaros'un şalı, Genç Osman'ın gömleği, Yıldırım Beyazıt'ın kızının gelinliği Buldan dokunmuştur. Buldan'da ipekli ve pamuklu dokumalar meşhurdur. Evet. Bugün kışın sıcak tutar, yazın da terletmez. En büyük özelliği de budur. Hı.